Öğrencilerin açıklama yaptığı Ankara Üniversitesi kampüsünde sembolik olarak bir tutam kesildi. Orası çok kalabalıktı. Ondan sonra oradan geldikten sonra meclis berberinde 4 numaraya vurdurdum saçımı. Vesile olmuş yani. Peki şimdi biraz desteğinizi açıklar mısınız? Sonuçta bu çocuklar, bu gençler, öğrenciler bir kere CHP milletvekili Hasan Aygün'ün çok çarpıcı araştırmaları var. Şu anda 500'ü aşkın öğrenci tutuklu durumda. Kimine göre bu sayı daha da yüksek ama Hüseyin Aygün benim rakamlarım bu yönde diyor. Siz ne diyorsunuz? Yani üniversite öğrencileri şu ya da bu suçlamayla şu anda hapisteler, tutuklular. Sizler de destek veriyorsunuz. Biraz da sizden dinleyelim bu desteği ve neye destek verdiğinizi. Şimdi bu saç kesme olayı biliyorsunuz. Saç kesmek örgütsel bir faaliyet sayıldığı için durumun absürtlüğünü göstermek bazen aynı durumu tekrar etmekten geçer. Bunu bu amaçla yaptım. Başka bir suç daha var. Yarın onun da mahkemesi var. Cihan Kırmızıgül'ün İstanbul'da davası var. Ben bütçe görüşmeler olduğu için ona katılamayacağım. Onun cezaevinde yatmasına sebep olan da bu poşu. Bunu da bari şöyle alırsak, şimdi iki suçu birden katmerli olarak işlemiş sayılıyorsunuz. Şaka gibi geliyor değil mi? Oysa şaka değil. Cihan'ın dosyasında bu en önemli suç delili, başkaca hiçbir şey yok. Kendisine işkence yapan ve hakkında şikayetçi olduğu polisin dışında, yakalama zaptında imzası olan insanlar bunu biz sorgulamadık diyorlar, bize imza attırdılar diyorlar. Ama suç delili olarak bu puşu. Bu puşu çok talihsiz bir puşu. Sadece Cihan'a değil, yüzlerce insana suç delili olarak şey ediliyor. Bir bez parçasından bu kadar tehlike üretirseniz, bu memlekette baskının, zulmün, eşkıyalığın sonu gelmez. Bunlar eşkıyalıktır. Bunun hukukla, mukukla alakası yoktur. Benim üzüldüğüm, yandığım, bu şimdi saç kesme meselesine gerekçeler üretiyorlar. Bunların aslında suç delili olduğuna, bunların aslında örgüt üyesi olduğuna. Oysa gayet sarih. Bunların dayanıştığı insanın suç delillerini de siz programın başında okudunuz. Şemsiye. Bu şemsiye bir yere girip açılmayacak ama ne zaman bilmiyorum ben yani. Böyle bir şey olur mu ya? Şimdi yapılan iş, 12 Mart bu ülkede mesela, hep bu örneği veriyorum. Şöyle polis fezlekeleri ve iddianamelerle hatırlanıyor. Boğaz'dan geçen Rus bandıralı Şilep'e bakıp derin derin iş çekmek. Yani Rus bandıralı Şilep'te orak çekiç arması var. Dönemin o antikomünist furyasında sağdan sola, soldan sağa, yukarıdan aşağı saydığınızda bu ülkede 500 tane komünist zor bulurdunuz. Onun için bu ülkede onu gerekçe göstererek darbeler yapıldı. Bu 500 komüniste izafeten 10 binlerce insan tutukladılar. 3 tanesini de astılar. Bugün o fezlekeleri düzenleyenler, o iddianameleri yazanlar şebek edildiler. Bunların, bırakın bunları, bunların çoluğu çocuğu insan içine çıkamıyor. Ayıp, utanıyorlar dedelerinden, babalarından. Ya bu ne kadar büyük bir soytarılıkmış. Bu nasıl bir insan kadri bilmezlikmiş diye bugün utanıyorlar. Şimdi de bu hükümetin yaptığına ben hiçbir şey demiyorum. İbretle izlenecek olan, çünkü bunlara bu meşruiyeti veren de o, bunların simsarları var. Simsar Kürtler icat ettiler, simsar solcular icat ettiler, simsar sağcılar icat ettiler. Hepsi bu uygulamaların gerekçesini oluşturmakla meşgul. Size bir anekdot anlatayım. Devri Osmani'de bir yerde büyük bir oradaki yönetici kestiği kestik bir adam. Gönderiyorlar bir akil adamı, gidin bunu biraz zapt edin. Çünkü oradaki yönetici sarayın yakını, akrabası. Adam gidiyor. Kadı olarak tayin ediliyor. Hani vurun boynunu dediğinde getirecekler buna, bundan fetva alacaklar. Dolayısıyla biraz kısıtlayacak, böyle ümit ediliyor. Getiriyorlar bir sürü insan
Bu kadı hepsini bir gerekçeyle o yöneticinin hışmından kurtarıyor. Bir gün birini getiriyorlar. Diyor neymiş bunun suçu? Diyorlar ki Efendimiz gece bunu rüyasında görmüş. Kendine bir kötülük ediyormuş. Neyse onu da gönderdikten sonra evine geliyor. Hanımına diyor ki kalk kalk kalk. Buradan gideceğiz. Ne oldu? Ya diyor ben bu bilmem ne timin adamının gündüzüne zor sahip oluyorum. Şimdi gecesini nasıl kontrol edeyim? Bir sürü simsar bunların yaptıklarına demokrasi bandrolü yapıştırmakla meşgul. Tarih bunları yazacak. Tarih bunları kepaze edecek. Bunların başları öne eğilecek. Sadece bunlar değil, bunların çoluğu çocuğu da insan içine gezemeyecekler. Babalarının, dedelerinin, annelerinin utançları yüzünden. Onun için herkesin şöyle biraz aklı selimi, biraz vicdanı, biraz insaniyeti baz alması lazım. Evet. Şimdi o gün bugün nasıl gülünüyorsa onlara yarın da öyle gülünecek. Ya şöyle bir şey, şimdi bir taraftan 12 Eylül döneminin hesaplaşması yapılıyor değil mi? Sadece 12 Eylül değil, işte 28 Şubat, 12 Eylül gibi Türkiye'nin darbe tarihinin en karanlık noktalarını artık kamuoyunda konuşuyoruz ve bunların gerçekten Türkiye açısından ne büyük utançlar doğurduğunu konuşuyoruz. Ve böyle bir ortamda aslında işte Halk Evleri Derneği'nin kapatılıyor olması ya da bu gerekçelerle işte mesela Deniz Gezmiş'in fotoğrafının hala bir suç delil, suç unsuru olarak kabul edilmesi. Burada bir yani bütün olup bitenden bağımsız her zamanki gibi belki bir anlamda serseri mayın gibi diyeceğimiz hani kopmuş gitmiş bir yargı durumu mu var? Belki bunun mu altını çizmeliyiz? Hani bu doğrudan sadece iktidara mal edilebilecek mi bir şey? Yoksa mesela daha önce de nasıl gördük? Bir takım savcılar, bir takım özel yetkili mahkemeler olmadık suçlarla yazarları mahkum ettiler. Yine aynı bir durumla mı karşı karşıyayız? Şimdi buna sadece yargının işi dersek, sadece polise yıkarsak, bu en az onlar kadar sığ bir değerlendirme yapmış oluruz. Bu ne raydan çıkmış yargının ne bu işe kişisel bir kinle bakan polise izafe edilemez. Onların dışında ve üstündedir. Bunun için en açıklayıcı olan 12 Eylül'de de böyle değildi. 12 Eylül'de bir takım başıbozuk askerlerin ya da onlara payandacılık eden, tırşıkçılık eden adamların işi değildi. Bu sınıfsaldır. Bugün siz herkesin kendine şu soruyu sorması gerekiyor. Cevabı bunu kimin yaptığını da açıklamasını içermektedir. Ya kurduna, kuşuna, dağına, suyuna, ovasına, havasına sahip çıkmak niye bir insanı, bir yönetimi bu kadar telaşlandırır? HES'lerden bahsediyorsun. Öyle değil mi? Yani Trabzon'un, tabii ki Trabzon'un, yarın HOPA meselesi de böyle değil midir? Evet. Trabzon'un Solaklı köyünde HES'e karşı çıkan Laz uşakları, anaları, babaları jandarman üstelik idare mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararları vardı. Jandarma ve polis müşterek baskın yaptı. Sabahın 7'sinde orada ihtiyar Karadenizlileri tokatladılar, jopladılar. Bunlar PKK'lı mı? Bunlar bölücü mü? Bunlar komünist mi? Bunların hangisine o Karadeniz insanına söylesen estağfurullah der. O kadar da mesafeliler, o kadar da karşılar. Niye? Toprağına, yarınına, havasına, suyuna sahip çıkıyor. Hakkına sahip çıkıyor. Peki niye bu vahşi neoliberal kapitalist sistem böyle istiyor? Hiç artık sorun, etrafınıza sorun, çocuklarınıza sorun. Suyun bedava olduğu günleri kimse hatırlıyor mu? Gidip bakkaldan suyu plastik şişeyle almayı bugün kimse yadırgıyor mu? Yadırgamıyor. Alıştırdılar. Su insanın en doğal hakkıdır. Parayla satılamaz. Havaya, soluduğumuz havaya siz, kimse bizden para alıyor mu? Bunlara kalsa alacak. Sınıfsaldır. Böyle bakmak lazım. Kimin davulunu çalarsanız onun yöneldiği insanlara yönelirsiniz. Bunlar vahşi neoliberal sistemin, kapitalist sistemin davulunu çalıyorlar. İp de kendilerinin boynunda ama tokmağı başkaları vuruyor. Yarın öbür gün
bütün bunların vebali omuzlarında, zulmün artsın ki zeval bulasın denir. Çekip gidecekler, geride büyük bir enkaz bırakacaklar. Kimse de göndermeyecek bunları öyle. Ergenekon'a, bilmem vesayete, askere, şuna buna gerek yok. Bugün geldikleri bu dış borç batağı ve sistemin yarın öbür gün bunları bir paçavra gibi Orta Doğu'da ihtiyacı olmadığına inandığı gün paçavra gibi atmasıyla bunlar fonksiyonsuz kalacak. Olan zaten şimdiden bakın, bu simsarlar telaşa düştüler hemen. Evet. İktidar üleştiriyorlar. Yeni gelenler kim olacak onun hesabını yapıyorlar. Bu kadar gevşek bir zemin. Bu ülke çok %50'ler gördü. Şimdi yerler esiyor yerlerinde. Peki, onun için bu halka, bu halkın çocuklarına, geleceğine zulüm etmekten imtina etmek lazım. Bunu politik bir mülazayla da söylemiyorum. İnsanlık borcu olarak bunu söylüyorum. Peki, şimdi yarın HOPA davasında sadece sizler, işte milletvekilleri ya da siyasi kimliği olanlar değil, aralarında yazarların da bulunduğu, yine akademisyenlerin de bulunduğu geniş bir grup destek veriyor. Öğretim üyeleri de destek veriyorlar ve gerçekten bugün yapılan açıklamada öğrencilerin yerinin, siyasi görüşleri ne olursa olsun, üniversite olduğunu bir kez daha altına çizdiler. Tabii diğer taraftan herkeste şöyle bir tedirginlik var. İşte yine üniversiteler bu olaylar nedeniyle karışacak mı? Acaba HES için yapılan gösteriler üniversite öğrencilerini tekrardan çatışma ortamına mı sürüklüyor? Ne diyeceksiniz? Öğretim üyelerinin bu mesajı da çok önemli. Buradan da bunu da duyurmuş olalım. Öğrencilerin yeri üniversitelerdir. Son olarak bunu da size sorayım. Şüphesiz, ama hatırlayalım, bunun için öyle çatışmadan korkmaya falan gerek yok. Zaten her çözümün, her sorunun çözümünün önünde bu iktidarın iki tane temel refleksi var. Ya kibirleri mani, ya korkuları mani. Oysa korkunun bu işe mani olması, bu meselenin bastırılması anlamına gelmiyor. Öğrencilerin yeri elbette ki üniversiteler, elbette ki okullar olmalı, ama bugün siz okul sayısından çok dershane üretmiş bir sistemde parasız eğitim gibi en masum, en akademik, demokratik bir hakkı talep eden insanlara dünyanın cezasını verdiniz, yargılıyorsunuz. Hapishaneler çoluk çocuk doldu. Kendimden biliyorum. Bunların hepsi istemedikleri, korktukları, bugün o korkumuz mani dedikleri ne varsa bu çocuklar çıktığında ondan olacaklar. Veballeri de bunları içeri atan sistemin olacak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Parasız eğitim isteyecek fukara ne istesin? Vakıf üniversitelerini çoğaltın mı desin? Paralı eğitimi temel eğitim haline mi getirin desin? Tabii ki parasız eğitim isteyecek. İstemezse şahsiyeti parçalanmış demek değil midir? Onun için korkuları bu işe gerekçe göstermemek lazım. Çare de değil. Çare de değil. Bunun için dünya bu meseleyi çözmüş. Böyle bize bu simsarlar eliyle ileri demokrasi propagandası yapmasın kimse. Öyle şeyler var, öyle soytarılar var. Çıkıp şey diyorlar. Efendim işte şu kadar ileri örnekler. Ya insan biraz hayal eder. Sadece kişisel borçlanmadaki gelinen farka bakın. Sadece insan gelişim endeksine bakınız. İnsanı gelişmişlik endeksine. Hepsinde sondan son 3 sırayı paylaşıyoruz, ama baskıya geldiğinde şampiyonluğu kimseye bırakmıyoruz. KCK tutuklamaları. Peki, sıra Süreyya'nın, evet. Çok çok teşekkür ederim. HOPA davasına son destek veren... Son bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. İzniniz olursa son bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Yayında mıyız? Cezaevindeki bütün yoldaşlarımıza buradan en devrimci duygularla selamlarımızı gönderiyorum. Bunun takipçisi olacağız. Halkla beraber, direnenlerle beraber, alanda yan yana, buna fırsat vermeyeceğiz.